Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte son zamanlarda Türkçe diline geçmesi, Türkçe desteği sunmasıyla ön plana çıkan ve aslında 2-3 senedir oldukça yurt dışında popüler olan Pinterest'in kısaca nasıl kullanılabileceğini ve ne amaçla kullanılabileceğini içeren bir video işleyeceğiz. Pinterest genellikle görsel olarak paylaşılmak isteyen içerikler için hazırlanmış bir site. Dolayısıyla yazılı şeylerden ziyade hep görseller üzerinden bu sosyal ağın işlediğini söyleyebilirim. Direkt olarak hep görseller, örneğin Tumblr hesabında paylaştıklarımız gibi Tumblr'de yer alan şeylerin görselleriyle birlikte linklerine, videolara, blog yazılarına, programlara kolayca ulaşabiliyorsunuz. Tabii ki bu sadece teknoloji için değil, Pinterest'te aslında çeşit çeşit her şey bulunuyor. Örneğin yandaki üst kısımda gördüğünüz bu bölüme tıkladığınızda, örneğin spor diyelim. Spora tıkladığımız zaman spor kategorisinde Pinterest'teki en son öne çıkan tüm paylaşımları kolayca görebiliyoruz. Bu paylaşımların altında genellikle alındığı sayfaya giden bağlantılar yer alıyor ve diğer kullanıcıların yaptıkları yorumlar yer alıyor. Pinterest hem her türlü iş için kullanılabiliyor diyebilirim. Ürün satmak isteyenler de aslında buraya geliyorlar. Ürünlerinin resimlerini koyuyorlar. Daha kolay bulunabilmek açısından. Ya da fotoğrafçılar, örneğin fotoğrafçılığa tıkladığımız zaman çektikleri kaliteli fotoğrafları buradan yayınlamayı seviyorlar. Bu şekilde siz de kendi arşivlerinizi burada oluşturabilirsiniz, hangi kategoride çalışmalar yapıyorsanız. Tabii ki onun dışında direkt olarak bir kelimeyi de aratabilirsiniz. Automobiles dediğimiz zaman, örneğin arama butonuna bastığım zaman, evet, direkt olarak otomobillerle ilgili hoşuma gidebilecek fotoğrafların hepsi burada çıktı. Evet, görebildiğiniz gibi hepsini tek tek burada görebiliyoruz. Tabii ki daha sonra bu bulduğum resimleri yine kendim de pinleyebilirim. Pinlemek seçeneği kullanılıyor Pinterest'te. Bu bir resmi kendi profilinizde paylaşmak anlamına geliyor. Retweet gibi bir anlam var diyebilirim. Pin dediğim zaman hangisini, internet mimleri kategori var, hoşuma giden ürünler var, otomobiller var örneğin. Otomobiller kısmına bastığım zaman Twitter'da yayın ayını kullanmayabilirsiniz, Twitter'da görünmesini istemiyorsanız. Pinit dediğim zaman, evet, şimdi gör. Sevdiğim otomobiller panomda bu pin artık belirdi. Böylece diğer kullanıcıların pinlerini direkt olarak kendi panolarınıza da yapıştırabiliyorsunuz ve bu serbest. Tabii ki yeni panolar da oluşturabiliyorsunuz. Panolar Pinterest'in temeli. Bir nevi klasör, bilgisayardaki klasörler gibi değerlendirilebilir. Direkt olarak sağ kısımda yer alan artı tuşuna basınca pano oluştur seçeneğini kullanabiliyoruz. Örneğin yeni panomuzun ismi deneme panosu olsun. Açıklamasına rastgele şöyle bir şeyler girdim. Kategori seçin diyor. Örneğin geek kategorisini seçtim. Harita eklensin. Gizli mi? Hayır. Bunlar tabii ki gizlilik sağlayan seçenek, özellikle tüm panoların görülmesini istemeyen kullanıcılar için kullanılabilir. Pano oluştur dediğim zaman artık deneme panosu açıklamasıyla birlikte burada yer alıyor. Dilerseniz bu panoyu arkadaşlarınıza da gönderebiliyorsunuz, e-posta adresleri veya diğer sosyal ağlar üzerinden. Böylece onlar da sizin panonuza erişim sağlayabiliyorlar. Tabii ki sadece Pinterest üzerindeki resimleri değil, aynı zamanda farklı internet sitelerindeki resimleri de Pinterest'e yükleyebiliyorsunuz ki asıl olayı zaten bu diyebilirim. Bu kısımdan hemen yine artıya bastığımız zaman pin yükle seçeneğine basarsanız bilgisayarınızdan bir görüntü yükleniyor. Öncelikle bilgisayarımdaki resimleri yükleyebiliyorum ya da web sitesinden ekle butonuna bastığım zaman bir web sitesinden pin ekleniyor. Örneğin direkt olarak tam indirin ana sayfasına girelim. Bu linki kopyalayalım. Adres kısmında yapıştıralım. Daha sonra ileri butonuna bastığım zaman burada tamindir.com adresinde yer alan ana sayfasına çıkan resimleri bana verecektir. Bazen araya şeyler karıştırabiliyor. Farklı sitelerden, yerlerden linkler varsa eğer o linklerden de çekiyor, ama genel olarak gördüğünüz gibi hep Tumblr'daki şeyleri çekti. Sitede bulunan resimleri çekti. Böylece buradan hemen hızlı hızlı pinit diyerek pinlerinizi belirleyebiliyorsunuz ya da kalp işaretini tıklayarak o pini beğenebiliyorsunuz. Daha sonra tabii ki pinit butonu var, ona da değinmek lazım. Web sitesine ekle tuşuna bastığımızda burada kullanışlı pinit butonunu kullanabilirsiniz diyor. Buna bastığınız zaman pinit butonuna geliyoruz. Pinit butonu, evet, burada.
Chrome'a kurulan bir eklenti ve kurumunu gerçekleştirdiğiniz zaman web siteverinden çok daha kolay bir şekilde resim yükleyebiliyorsunuz. Şu an ekledim örneğin. Örneğin Pinterest ile ilgili bir haber yazmıştım. Buna geldim. Buradaki print butonuna bastığım zaman direkt olarak bu resmin küçük ve büyük halini direkt olarak pinlememe olanak tanıdı. Bastığım zaman otomobiller dilde deneme panosuna geldim. Gördüğünüz gibi açıklamasında otomatik olarak aldı şeyini, başlığını. Buradan print butonuna bastığım zaman şimdi gör dedik. Direkt olarak artık Pinterest'teki deneme panomda görebildiğiniz gibi bu şey var. Hatta web sitesi kısmında da gördüğünüz gibi direkt olarak web sitesinde, resmi alındığı web sitesinde yine Pinterest içerisine aldı. Böylece kullanıcılar linkin nereden geldiğini, resme nereden ulaşıldığını görebiliyorlar. Deneme panosuna tıkladım ama internet bağlantısı galiba kötü. Şey yapmadı. Gelmedi, yükleniyor sayfa. Buradan bu setimi kapatabiliriz, artık kullanmıyoruz. Evet. Tabii bir de şeyler var. Mobil uygulamaları var Pinterest'in. Bilgisayarın başında sürekli durmak istemeyenler direkt olarak iOS sürümünü. Bunu tamdir.com/pinterest/ios ya da pinterest/android ya da pinterest/windows-mobil adreslerinden de mobil sürümlerini cihazlarına yükleyebilirler. Böylece resimleri daha kolayca hızlı mobildeyken gezebilirler. Pinterest'in kullanımı genel olarak bu şekilde. Eğer siz de Pinterest'i kullanmak istiyorsanız hemen üyelik alarak kaydolabilirsiniz. Eğer bir sorularınız olursa kullanımına dair videomuzun altına yorumlarınızı atabilir ve böylece bizimle de paylaşabilirsiniz. Şimdilik bu nasıl yapılır videomuzun da sonuna geldik. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.